Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Bugünkü Türkçe dersimizde fiil de çatı konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde nesnesine göre fiilleri işledik. Bu dersimizde öznesine göre fiilleri işleyeceğiz. Evet, öznesine göre fiiller diyoruz. Yani özne arkadaşlar bizim için çok önemli, değil mi? Nesne ve özne unsurları arkadaşlar, yani bu ögeler mutlaka bilmemiz gereken ögelerdir diyoruz. Kısacası arkadaşlar, cümlenin ögeleri konusu fiilde çatı konusunun temelidir. Peki, o zaman başlığımıza ve alt başlıklarımıza birlikte bakalım. Bir önceki derste geçişli fiil ve geçişsiz fiili öğrendik. Yani nesnesine göre fiilleri öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bakın, öznesine göre fiilleri biz iki başlık altında işleyeceğiz. Birincisi etken fiil, ikincisi de edilgen fiil. Peki etken fiil nedir? Edilgen fiil nedir? Birlikte bakalım arkadaşlar. Evet, etken fiilden başlayalım. Etken fiil diyoruz, bir cümlede işin kim tarafından yapıldığı belli ise fiil etken çatılıdır. Bakın, tekrar edelim. Bir cümlede bir iş var, o işin kim tarafından yapıldığı belli olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani şunu da ifade edebiliriz. Etken çatılı fiillerde işi yapan gerçek bir özne vardır. Bakın, gerçek bir özne vardır. Şimdi biz gizli özneyi de arkadaşlar aynı zamanda gerçek özne kabul ediyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Örneğimize bakalım. Annem bütün gömlekleri ütüledi demiş arkadaşlar. Bakın, ütüledi derken ütülemek sözcüğünün fiil olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Öncelikle şunu da ifade ediyoruz, değil mi? Unutmuyoruz. Bir cümlede çatı özelliğinin aranabilmesi için o cümlede arkadaşlar fiil olması gerekiyor. Bir cümlede fiil yoksa çatı özelliği aranmaz diyoruz. Zaten bunu bir önceki derste de ifade etmiştik dersin başında. Peki, ütüledi fiil. Ben o zaman bu cümleyi çatı özelliği bakımından inceleyebilirim. Devam ediyorum. Ütüleyen kim? Yani kim ütüledi diye sorduğumda, öznenin sorusunu sorduğumda cevap geliyor mu? Bakıyoruz. Kim ütüledi? Annem ütüledi. Evet, annem ifadesi burada bir gerçek öznedir. İşi yapan kimmiş? Annem. Peki, o zaman arkadaşlar burada gerçek özne varsa, buradaki ütüledi fiili de arkadaşlar etken çatılı bir fiildir. Bakın, etken diyoruz. Ve şunu da unutmayalım, bakın şöyle temizleyip gösterelim. Hocam, buradaki ütüledi sözcüğü nasıl fiil oluyor diyenler için de şunu söyleyelim. Hani kafanızda şöyle bir soru işareti oluşabilir. Hocam, bu ütü isim değil mi? Arkadaşlar, ütü isim, fakat biz kelimenin, sözcüğün köküne bakmıyoruz, değil mi? Yapım eki alarak, bakın, ütü sözcüğü yapım eki alarak ütülemek fiiline dönüşmüş. Yani sözcüğümüz artık isim değil, fiildir. Bunu unutmayalım. Aşçı patatesleri soydu derken cümlede soymak fiilini gördüm. Yani bu cümlede çatı özelliği arayabilirim diyorum. Bakın, üşenmeden arkadaşlar mutlaka ve mutlaka cümlede fiil var mı yok mu? Öncelikle bunu tespit ediyorum. Neden? Çünkü cümlede fiil yoksa çatı özelliği aranmaz kuralı bizim en önemli kuralımızdır. Evet, soydu fiil, değil mi? Peki şimdi cümleyi ögelerine ayırabilirim. Yükleme soru soralım. Soyan kim? Yani kim soydu diye sorduğumda öznemiz ortaya çıkıyor. Bakın, aşçı soydu. Yani işi yapan burada aşçıymış. Gerçek özneye ulaştık mı? Evet, o zaman burada da arkadaşlar soydu kelimesi, yani soydu fiili etken çatılı bir fiildir. Unutmayalım ve arkadaşlar diğer başlığımıza, edilgen fiile geçelim. Edilgen fiildeyse arkadaşlar, hani burada
işi yapan belli demiştik ya. Edilgende ise arkadaşlar işi yapan belli değildir. Yani işin kim tarafından yapıldığı belli olmuyor. Tespit edemiyoruz. Şöyle tanımımızı beraber tekrar edelim. Bir cümlede işin kim tarafından yapıldığı belli değilse fiil edilgen çatılıdır. Edilgen çatılı fiillerde bakın sözde bir özne vardır. Sözde özne. Yani aslında özne değil, öylesine özne. Değil mi? Peki fiil bakın arkadaşlar ne diyor? Ne ya da l yapım eklerinden birini alır diyor. He, o zaman bizim burada bilmemiz gereken bir kural daha çıkıyor. Demek ki edilgen çatılı fiillerde iki tane de ekimiz varmış. N eki ve L eki. Bakın şurada da belirttiğimiz gibi. Bu yapım eklerinden birini alır diyoruz. Peki bu arada bakın bu eklerin de yapım eki olduğunu ifade ediyoruz değil mi? O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz burada tekrar edelim. N ve L edilgen çatı eki. Bakın edilgen çatı eki olan L ve N ekleri bir yapım ekidir. Peki edilgen çatılı fiillerde gerçek bir özne olmadığı için nesne sözde özne olur diyoruz ve bunu da hani bir bilgi olarak aktarmış oluyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım isterseniz arkadaşlar beraber şöyle bir inceleyelim. Bütün gömlekler ütülendi demiş. Bakın arkadaşlar yukarıda ütüledi diyordu. Burada ütülendi diyor. Ütülendi kelimesiyle ütüledi kelimesinde şöyle bir fark görüyoruz. Bakın yukarıdaki kelimeye ne ekini getirmişiz değil mi? Evet ne ekini getirmişiz. Ütülendi olmuş. Şimdi soruyorum, ütülenmek de sonuçta bir fiildir. Yani ben bu cümlede de çatı özelliğini arayabilirim. O zaman arkadaşlar, şimdi şöyle temizleyelim ve tekrar bakalım. Ütülendi yüklem. Ütülenen ne? Bütün gömlekler. Cevap geliyor mu? Geliyor. Yani öznenin sorusuna cevap geldiği için ben buna özne diyorum fakat... Burada bütün gömlekler dediğim kısım şuradaki ütüleme işini yapmıyor. Yani özne dediğimiz şey arkadaşlar ne yapması lazım öznenin? İş yapması lazım. E burası iş yapmadığı için de ben sadece soruya cevap verdiği için özne diyorum ama iş yapmadığı için sözde özne diyorum. Yani lafta özne, öylesine özne aslında özne falan değil. Şurada da ifade ettik ya bakın ne dedik? Edilgen çatılı fiillerde gerçek bir özne olmadığı için nesne sözde özne olur. Bakın burada bütün gömlekler değil mi? Sözde özne olarak verilmiş. Yukarıdaki cümleye bakalım. Ütüledi yüklem. Kim? Annem. Annem neyi ütüledi? Bütün gömlekleri. Bakın nesne değil mi? Ama aşağıya baktığımız zaman sözde özneye dönüşmüş. Unutmayalım. Peki başka bir örnek inceleyelim. Patatesler soyuldu. Arkadaşlar soyuldu. Fiil midir? Evet. Soymak fiili L çatı ekini alarak soyuldu fiiline dönüşmüş. Ve netice itibariyle yine fiildir ve bu yüzden de ben bu cümlede yine ne yapıyorum? Çatı özelliğini arayabiliyorum. Yükleme soruyorum. Soyulan ne? Patatesler. Peki arkadaşlar patatesler dediğim kısım iş mi yapıyor? Yani soyma işini patatesler mi yapıyor? Hayır. O zaman iş yapmadığı için buna sözde özne diyorum. Ve bakın şöyle bir kalıbımızı ben bu cümleye yerleştirebiliyorum. Bütün gömlekler birileri tarafından ütülendi. Kimmiş o bilmiyoruz. Patatesler birileri tarafından soyuldu. Kimmiş bu bilmiyorum. Yani işi yapan kişiyi
unsuru tespit edemiyorum. Bu yüzden de edilgen çatılı fiil diyorum arkadaşlar. Evet, öznesine göre fiillerde, bakın öznesine göre fiillerde bu kuralları unutmayalım ve bakın etkende olmayan bir şeyi burada ifade ettik ve çatı ekini söyledik. N eki ve L eki. Bu eklerimizin de edilgen çatı eki olduğunu unutmayalım. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bakın bir etkinliğimiz var sırada ve bu etkinlik üzerinden şimdi konuyu daha da böyle bir pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri öznesine göre inceleyiniz. Fiillerin çatı özelliğini etken ve edilgen şeklinde boşluklara yazınız. Evet, yazacağız. Nasıl? Etken ve edilgen şeklinde. 6 tane cümlemiz var ve 6 tane cümleyi arkadaşlar ne yapıyoruz? Dikkatli bir şekilde fiil var mı yok mu diye tespit ederek arkadaşlar inceliyoruz. Başlayalım. Kamyondaki karpuzlar tezgaha indirildi. Evet, burada indirilmek ifadesi arkadaşlar nedir? Fiildir değil mi? İndirmek, indirilmek şekline dönüşmüş diyebilirim. Ve buradaki yüklemimize soru soralım şimdi arkadaşlar. Cümledeki yüklemimize soruyoruz. İndirilen ne? Kamyondaki karpuzlar. Burayı arkadaşlar bakın burayı ne dedik? Özne olarak ifade ettik. Neden? Çünkü indirilen ne diye sorduğum zaman cevap geldi. Peki burayı hani özne olarak tespit ettik dedik ama tespit ettiğim kısım indirme kısmını yani indirme eylemini yapıyor mu? Karpuzları tezgaha indiren arkadaşlar bakın kamyondaki karpuzlar dediğimiz şu kısım yani indirme eylemini yapıyor mu? Yapmıyor değil mi? Buraya biz özne dedik ama iş yapmıyor. Tekrar edelim. Kamyondaki karpuzlar tezgaha karpuzları indirmiyorlar. Burada iş birileri tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bu iş yapmadığı için burayı sözde özne şeklinde ifade ediyoruz. O zaman ben burada sözde özne buldum. İşi yapana ulaşamadım. Değil mi arkadaşlar? O yüzden edilgen çatılı bir fiil olarak ne yapıyorum? İfade ediyorum. Peki fiilimiz indirmek, indirilmek haline dönüşmüş demiştik. Buradaki L, bakın L ekimiz edilgen çatı eki midir arkadaşlar? Evet. Bunu da unutmayalım. Evet, ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Bilim insanları göktaşını inceledi. Bakın incelemek bir fiil mi? Evet. Fiilimiz var cümlede. Çatı özelliği arayabiliriz. Yüklem. Neresi? İnceledi. Peki inceleyen kim? Bilim insanları. Burası özne mi arkadaşlar? Evet. Özne dedik ve bu özne dediğim kısım inceleme eylemini yapıyor mu? Evet. Yani inceleme eylemini yapan bilim insanları. O yüzden burası öylesine özne değil. Yani sözde özne değil. Gerçek özne olduğu için inceledi fiili etken çatılı bir fiildir diyoruz. Cetvelimi kütüphanede unuttum demiş arkadaşlar. Bakın ne demiştik arkadaşlar? Gerçek özne olacak. He bu arada şunu da söylüyoruz değil mi? Diyoruz ki gizli özne de bir gerçek öznedir. Bunu unutmayalım. Unuttum yüklem. Kim unuttu? Ben. Bakın arkadaşlar ben gizli özne midir? Evet. Peki gizli özneyi gerçek özne kabul ettik. Unutma işini yapan ben olduğuma göre ve işi yapan kişi ben olduğum için buradaki unutma fiili etken çatılı bir fiildir. Soğanlar yahni yapılmak için doğrandı. Doğrandı. Bakın doğranmak bir fiil midir? Evet, çatı özelliği arayabiliriz. Peki doğranan ne diye sorduğum zaman soğanlar cevabı geliyor. Bakın burası öznedir. Peki doğranma işi var ya ortada bir doğrama işi var.
Soğanları doğrayan soğanların kendi mi arkadaşlar? Kendisi mi? Hayır. Birileri tarafından soğanlar doğrandı diyebiliyoruz. Yani kısacası burada buna özne diyoruz ama bu sözde öznedir. Kısacası arkadaşlar doğrandı fiili edilgen çatılı bir fiildir. Ve şunu da gösterelim hemen bakın. Doğrandı fiilinde şurada N ekini, çatı ekini görelim. Evet, beşinci örneğimize bakalım birlikte. Yeni yapılacak binanın temeli kazıldı. Kazmak, kazılmak. İkisi de fiil. Evet, fiil tespit ettik. Kazılmak fiili. Kazılan ne diye sorduğum zaman yeni yapılacak binanın temeli. Peki kim yapıyor işi? Belli değil. Yani burası sözde öznedir arkadaşlar. İşi yapan belli değildir. Kazılmak fiili de bundan dolayı edilgen çatılı bir fiildir. Şunu da gösterelim. Kazmak fiili bakın. L çatı eki almış mı? Almış. Devam edelim. Neriman teyze inekleri sağdı. Arkadaşlar sağmak fiil mi? Evet. Yükleme soru soralım. Diyelim ki sağan kim? Sağma işini yapan kim diye sorduğum zaman Neriman teyze cevabı geliyor. Neriman teyze burada gerçek bir öznedir. Yani işi yapan bellidir. Dolayısıyla sağmak fiili de arkadaşlar etken çatılı bir fiildir. Evet. 6 tane cümlemizi bu şekilde incelemiş olduk. Etken ve edilgen fiilleri de çok rahat bir şekilde tespit ettik. Değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim. Bakın burada birkaç tane kelime görüyoruz, fiil görüyoruz. Ve bakın yukarıda ne demiş? Aşağıdaki etken çatılı fiilleri edilgen çatılı hale getirip cümlede kullanınız demiş. Evet, etken çatılı olarak verilmiş. Bunları edilgen çatılı yapacağız. Başlayalım arkadaşlar. Çözmek. Çözmek fiilini nasıl edilgen yapabiliriz? Bakın şu şekilde yapabiliriz. Kitaptaki sorular çözüldü. Çözdü, çözüldü. Değil mi? Çözdü deseydi etken olurdu. Çözüldü dediği için arkadaşlar edilgen oluyor. Bakın çözdü deseydi etken olurdu. Çözüldü dediğimiz için edilgen oluyor. Neden? Çünkü bakın şu yüzden L çatı ekimiz var. 1. Çatı ekini almış mı? Almış. Peki yükleme soru soruyorum. Çözülen ne? Kitaptaki sorular. Peki kitaptaki sorular kim tarafından çözüldü? Birileri tarafından. Kim onlar? Bilmiyoruz. Dolayısıyla bakın işi yapan belli olmadığı için çözülmek fiili edilgen çatılıdır. Peki yazmak fiiline geçelim arkadaşlar. Bunu edilgen yapalım şu şekilde. Demirbaşlar deftere yazıldı. Yazdı deseydi etken olurdu. Yazıldı dediği için arkadaşlar edilgen oluyor. Bakın yazdı deseydi etken olurdu. Yazıldı dediği için edilgen oluyor. İspatlayalım. Yazmak fiil, yazılmak da fiil. Bakın L çatı ekini almış mı? L çatı eki var burada. Birinci dikkat edeceğimiz şey. Yükleme soru soralım. Yazılan ne? Demirbaşlar. Peki kim yazdı bunu? Demirbaşlar deftere birileri tarafından yazıldı. Kim onlar? Bilmiyoruz. Sözde özne var. Dolayısıyla da arkadaşlar edilgen olmuş oluyor. Bakın burada da sözde özne, burada da sözde özne bulduk. İkisini de edilgen yaptık. Üçüncüye bakalım. Taşımak fiilini arkadaşlar edilgen yapalım. Eski eşyalar taşındı. Bakın taşındı. Taşımak fiiline ne? Çatı eki gelmiş mi? Gelmiş. Taşınan ne? Yükleme soru soruyoruz. Taşınan ne? Eski eşyalar. Kim taşıyor arkadaşlar? Bakın kim taşıyor? Belli mi? Yani taşıma işini yapan kim? Bilmiyoruz. Birileri tarafından bu eşyalar taşındı diyebiliyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman bakın o zaman ben bu eski eşyalar
öznesine sözde özne demem gerekiyor. Ve sözde özne olduğu için de işi yapan belli olmadığı için arkadaşlar edilgen çatılı fiil oluyor. Devam edelim. Bulmak. Kaybolan çocuk bulunmuş. Bakın bulunmuş değil mi? Bulmak bulunmuş haline dönmüş. Ne? Çatı ekimiz var. Evet var. Ne yapıyoruz? Önce çatı eki var mı diye bakıyoruz değil mi? Ne çatı ekimiz var mı? Var. Ve yükleme soru soruyoruz şimdi. Bulunan kim? Kaybolan çocuk. Peki kim buldu? Yani işi yapan kişi belli mi? Hayır. Değil mi? Burası sözde öznedir. Yani kaybolan çocuk sözde öznedir arkadaşlar. Ve işi yapan belli olmadığı için de edilgen çatılıdır diyoruz. Sunmak. Misafirlere hediyeler sunuldu demiş. Bakın ne? Pardon. Le. Le çatı ekini almış mı? Almış. Peki arkadaşlar sunmak fiili le çatı ekini alarak sunulmak haline dönmüş mü? Dönmüş. O zaman bakın sunulmak fiili çatısına göre nedir? İnceleyelim. Sunulan ne? Hediyeler. Peki hediyeler birileri tarafından sunuluyor değil mi? İşi yapana, işi yapan kişiye, unsura ulaşamıyoruz. O yüzden arkadaşlar bakın burada sözde özne olduğu için sunulmak fiilimiz edilgen çatılı bir fiildir. Son olarak ikram etmek ifadesi bakalım. İkram etmek, ikram edilmek olabilir değil mi? Evet. Köyde bize çay ikram edildi. Bakın ikram edildi fiiline bakalım. Etmek, edilmek. L çatı ekini almış mı? Almış. İkram edilen ne? Çay. Birileri tarafından ikram edildi değil mi? İşi yapan belli değil. Yani çay burada sözde öznedir. Dolayısıyla ikram edildi sözcüğü arkadaşlar. Yani ikram edildi fiili edilgen çatılı bir fiildir. Bakın edilgen çatılı fiil. Evet bu etkinliğimizi de yaptık ve bakın cümleler üzerindeki yani şuradaki bakın cümleler üzerindeki fiilleri ne yaptık? Edilgen fiilleri beraber görmüş olduk. Yani etken olarak verilen ifadeleri cümle içinde edilgen hale dönüştürdük. Şimdi farklı bir etkinliğimiz var. Bakın burada bir 5 tane bilgi vermiş ve bunların doğru mu, yanlış mı olduğu bize sorulmuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Doğru mu, yanlış mı? Bakalım ve aynı zamanda bakın bu bilgiler bizim işimize yarayacak olan bilgilerdir diyoruz. Edilgen çatılı fiiller her zaman geçişsizdir. Arkadaşlar edilgen çatılı bir fiil değil mi? Her zaman geçişsizdir diyebiliyor muyuz? Çok rahat diyebiliyoruz. Neden? Çünkü biz ne demiştik arkadaşlar? Şunu demiştik değil mi? Nesne olan bir sözcük veya sözcük grubu sözde özneye dönüşür demiştik ve edilgeni bu şekilde elde ederiz demiştik. Evet, o zaman bu bilgimiz doğrudur. İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Dersin başında da söyledik, değil mi? Örnekler çözerken de ifade ettik. Bu zaten bizim bilmemiz gereken en önemli kural. Bu da doğru. Dilimizde tüm fiiller kök halinde iken etkendir. Düşünsenize kök halinde çatı ekini almamış ve dolayısıyla etken olmuş olur. L ve N çatı ekini aldıktan sonra edilgene dönüşür. L ve N çatı ekine de az önce de ifade ettiğim gibi yapım eki diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet burada ne demiş? Kök halindeyken diyor. Dörde bakalım. Etken çatılı fiiller her zaman geçişlidir. Şimdi etken çatılı bir fiil her zaman geçişlidir. Yani her zaman nesne alabilir mi? Alamayabilir. Mesela güldüm.
anlatılan fıkraya güldüm diyorsun. Güldüm. Gülen kim? Ben. Gizli özne ve gerçek öznedir, değil mi arkadaşlar? Ben güldüm diyorum. Yani gerçek özneye ulaşabiliyorum. O zaman güldüm sözcüğü arkadaşlar, güldüm sözcüğü nedir? Yani güldüm fiili etkendir. Peki şöyle düşünüyoruz. Güldüm sözcüğüne nesne getirmeye çalışalım. Neyi güldüm? Cevap var mı? Yok. Değil mi? Ne güldüm? Cevap var mı? Yok. Değil mi arkadaşlar? Kimi güldüm? Cevap var mı? Yok. Yani kısacası onu kelimesini getiriyorduk. Onu güldüm diyebilir miyim? Diyemem. O yüzden bakın tekrar edelim. Güldüm fiili etkendir ama geçişli değildir, geçişsizdir. Dolayısıyla buradaki genelleme yanlış oluyor. Yani her zaman geçişlidir diye bir kural yok. Bazen geçişli, bazen geçişsiz olabilir. Yani bu bilgi yanlıştır. Geçişli fiillerin olduğu cümlede nesne bulunmak zorundadır. Bakın, geçişli fiillerin olduğu cümlede nesne bulunmak zorundadır. Şimdi cümleyi inceliyorduk. Cümlede nesne varsa zaten direkt geçişli diyebiliyorsun. Fakat cümlede nesne bulamadın ama sen sonradan bu cümleye nesne getirebiliyorsun. Bu da geçişlidir. Değil mi arkadaşlar? Mesela aradım diyorsun. Dün akşam aradım. Nesne var mı? Yok. Peki dün akşam onu aradım diyebilir misin? Diyebilirsin. He, o zaman aradım sözcüğü burada geçişlidir diyoruz. Değil mi? Yani geçişli fiillerin olduğu cümlelere nesne getirebiliyorsak, arkadaşlar bakın tekrar edelim. Geçişli fiillerin olduğu cümlede nesne bulunmak zorundadır ifadesi yanlıştır. Yani ben o cümleye nesne getirebiliyorsam, o cümle arkadaşlar, o cümledeki fiilimiz diyelim. Bakın o cümledeki fiilimiz geçişli olur. O zaman bu bilgi de yanlıştır arkadaşlar. Yani nesne bulunmak zorunda değil. Sen onu getirebiliyor musun, getiremiyor musun? Buna bakıyoruz. Değil mi? Evet, zaten tanımımızı da öyle yapmamış mıydık? Değil mi? Şöyle vurgulamıştık, değil mi? Nesnesi olan demiyoruz, değil mi? Özellikle vurguluyoruz. Nesne alabilen diyoruz. He, nesnesi var, geçişli. Nesnesi yok ama alabiliyor. Bu da geçişli. Bu çok önemli olduğu için üzerine özellikle durdum. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Peki, şimdi arkadaşlar, bakın şurada son bir etkinliğimiz daha var. Bunu da yapalım ve fiilde çatı konusunun anlatım kısmını bitirmiş olalım. Değil mi? Bir sonraki dersimizde öznesine göre fiiller ve nesnesine göre fiilleri, bakın öznesine göre fiilleri ve nesnesine göre fiilleri soru çözerek, cümleleri inceleyerek arkadaşlar tekrar edeceğiz. Yani tam olarak oturtmuş olacağız konuyu. Şiirdeki altı çizili fiillerin çatı özelliklerini karşılarına işaretleyiniz. Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım. Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım. Ben de giyersem eğer bir gün deha tacını, istersen çiğne diye önüne atacağım. Şiirine bakıyoruz. Altı çizili fiilleri inceliyoruz. Arkadaşlar, doğacağım. Kim? Ben. Peki, bakıyoruz cümlede arkadaşlar. Doğacağım fiilini düşündüğümüzde, neyi doğacağım diye sorduğumuzda veya onu kelimesini getirdiğimizde oluyor mu? Olmuyor. Yani doğacağım fiili nesne alamadığı için geçişsiz, gerçek öznesi olduğu için arkadaşlar etkendir diyoruz. Bakın, etken ve geçişsiz. Şöyle sadece ifadeleri söyleyerek çözelim isterseniz. Çünkü konu zaten anlaşıldı. Batacağım. Kim? Ben. İşi yapan belli. Etken. Ufkunda onu batacağım diyemiyoruz. Geçişsiz. Etken ve geçişsiz. Asırlarca yazsam. Kim? Ben yazsam. Etken.
Peki asırlarca yazsam hep seni anlatacağım derken bakın, onu yazsam diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Arkadaşlar dolayısıyla bakın etken ve geçişli dedim. Anlatacağım fiiline bakıyoruz. Ben anlatacağım öznemiz, işi yapan belli. Yani gerçek öznemiz var. Zaten burada demiş bakın seni anlatacağım diyor. Nesnesi var. Yani etken ve geçişli. Ben de giyersem derken bakın giyersem kim? Ben. Gerçek öznemiz var. Etken. Onu giyersem diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Zaten cümlede de nesneyi vermiş bakın. Bir gün deha tacını giyersem şeklinde düz cümleye çevirebiliyoruz değil mi? Buradaki nesneyi buraya getirebiliyoruz. Yani kısacası nesnemiz olduğu için arkadaşlar etken ve geçişlidir. İstersen, sen istersen diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani öznemiz var. Peki onu istersen diyebiliyoruz. Nesne olduğu için, alabildiği için ne yapıyoruz arkadaşlar? Etken ve geçişli kabul ediyoruz. Peki çiğneye bakalım. Sen çiğne etkendir. Sen onu çiğne bakın nedir arkadaşlar? Yine etken ve geçişlidir. Evet sen çiğne etken. Sen onu çiğne dediğimizde de geçişli olduğunu ifade ediyoruz. Atacağım. Arkadaşlar ben atacağım. Gerçek özne olduğu için etkendir. Ben onu atacağım diyebildiğimiz için de geçişlidir. Yani atacağım fiili de etken geçişlidir diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi fiilde çatı konusunu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yani biz nesnesine göre fiilleri, öznesine göre fiilleri işledik, etkinliklerimizi yaptık ve şimdi arkadaşlar az önce de ifade ettiğim gibi bir sonraki derste ne yapıyoruz? Bununla ilgili soru çözüyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.